Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikiz doğan kuzulara koyun bakmayı reddedince çiftliğin keçisi kuzulara annelik yapmaya başladı. Anası yaptı, almadı hiç. Ama bir ay ne ona para verdi. Bizim ona para vermiş. Çünkü bizim herif konuşamamış. Yoksa... Fazla böyle. Bu da hayvan var, pire yemiş. Son ilaçlar da geldi. Vallahi hep. Şöyle ne çıktı? Ben şöyle bir kutudaydı. Kırmızı mıydı? Oyun resmi mi vardı üzerinde? Bir şeker kapıları. Ben sana fotoğrafını göstereyim. En son ne zaman bunları banyo yaptırdın? Tamam da sen bunu yeni yaptıysan bu pire ne gezdirdin içinde? Şu muydu? Hadi. Şu muydu? Saşa mı diyorum? Neydi o? Bir ara bize oğlak getirdi. Buna kokma, bunu yiyordu. Şey... Güzel şey de var, belirtiler de var. Annesi kuzuları almadı. Biz de eve getirdik, keçiyi emzirdik. Şimdi keçi kendi alıyor, emziriyor. Kuzular peşini bırakmıyor, o da bırakmıyor. Emziriyor, annesinden iyi yapıyor yani. Annesinden iyi bakıyor onlara. Oğlakları yaklaştırmaz, vurur. Kendi alır, emzirir. Şimdi bizden ürktüğü için kaçıyor. Yoksa normalde kendi emziriyor, iyi bakıyor. He, dağa götürüyorum, dağda da hiç bırakmıyor. Yavrusu, bir ana yavruya nasıl bakarsa o da ona öyle bakıyor. Kuzular alıştı mı keçiye? He, kuzu peşini bırakmıyor. Kaybetsin dağda bağırıyor. Hemen gider anasını bulur. Anası oldu artık. Annesi öyle bakmıyordu. Kabul etmeden 2 günlükte buraya getirdiler, yazdılardı. Ben dedim eve getirin keçiyi emzirim. Emzirdim, alıştı keçi. Genler de alıştı, şimdi kendi alıyor. Kabul etmese başını tutuyorduk ama baktım kendi emziriyor artık, ellemedik. Biberi onunla besleyeceğiz. Keçi o yükü üstümüzden aldı. İşte keçiden de Allah razı olsun. Şimdi annelik yapıyor ona, bizi o yükten kurtardı. Nasıl içim verdin oğlum? Kırmızı mıydı? Oyun resmi mi vardı üzerinde?